En iyi Nolan filmi. You. 7 İyi günler. Geekory kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber Oppenheimer filmini inceleyeceğiz. Yanımda Geekory kanalının sahibi Eren Bey var. Eren Bey merhaba. Kendinizi tanıtır mısınız sizi tanımayan izleyicilere? Sonuçta biz ataerkil bir toplum içerisinde olduğumuz için egonuz kırılmasın diye sahibi diyorum. Yoksa herkes sahibin kim olduğunu biliyor. Değil mi? Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Ben hiç YouTube videosu insanı değilim, kusura bakmayın. Zorla bu videoyu ona açtırtıyorum şu an. Evet, girişlerim berbat. Artık beni hoş göreceksiniz bu videolukta. Bugün yanımda gördüğünüz gibi Eren Bey var. Size özel konsepte uygun giyinmeye çalıştık. Evet Eren, sözü sana bırakıyorum artık. En iyi Nolan filmi. Yuh. Yok şaka tamam. Evet, sen yeni izledin filmi. O yüzden sende görüntüler daha tazedir diye tahmin ederekten girişi sana bırakıyorum. Yani, beğendin mi filmi? Nasıl buldun? Ben genel bir Alzheimer demansı, onu unutma. Çok da taze değil. Hani gidiyor bende. Ama beğendim undiagnosed filmi. Undiagnosed ADHD. Tabii o da var, evet. Otizm bile arada geliyor da. Oppenheimer gerçekten çok iyi bir filmdi. Beklediğimden çok daha iyiydi. Şunu da söyleyelim. İlk önce bence sen beğendin, onu da söyle. Ondan sonra Nolan'la ilgili bir konuşalım. Evet, bence Nolan'ın başarılı filmlerinden biriydi. İlk defa bu kadar politik bir film nadir çektiğini başarılı gördüm. Nadir mi? Nolan bir şey dedi. Nadir mi dedim? Ben bir şey demedim yok. Arkadaşlar bence de film çok güzel bir filmdi. İzlemesi zevkliydi. İlk defa Nolan'ın bu kadar politik bir film çektiğini gördüm. O yüzden ilginç ve güzel bir deneyimdi izlemek. Bak aslında güzel bir konuya değindin. Bu arada güzel bir konuya değindin. Şu an bir anda şey oldum ben. Kafam açıldı. Nolan gerçekten ilk kez bu kadar fikir belirttiği bir film olabilir bu. Bu kadar taraflı olduğu evet. İlk film. Yani harbiden. Onu spoilerla konuşuruz neyse orasını. Peki Nolan'ın hangi filmlerini izledin daha önce? Ve hangi sırada senin için? Onu da sorayım. Şimdi ben eğer Interstellar'ı bunun altına koymazsam senden... Yok canım, ben ne alakası var ya? Gibi yani. Hissediyorum. O yüzden ikinci sırayı ya şöyle bakayım, bir Nolan filmlerine bakacağım. Bak. Unuttuğum var mı? Herkesin fikri çünkü kendine benim arkadaşlar. Benim sevdiğim Inception. Dur bakayım. Nolan filmleri. Bak ben Tenet'e gittiğim zaman Tenet'i bu kadar beğenmemiştim, bunu beğendiğim kadar. Yani evet. Güzel bir filmdi yine. Kötü bir film değildi. Ama beni o kadar içine çekmemişti. Burada şey çok hoşuma gitti. Nolan'ın ilk defa ana karakteri bu kadar odaklandığını gördüm bir filmde. Tamam. Hani first ana man. Karakterle çok... Aynen. Yani işte ben onu izlemediğim için... Ana karakteriyle bu kadar kendini iç içe hissettiğim, yani hikaye tamamen ana karakterin üzerinden gidiyor. Kesinlikle. O yüzden böyle first person experience yaşıyorsun. Bu İlk doğru. Elden deneyimlemiş oluyorsun. Nasıl bir histi? Çok spoiler'a girmeden böyle hissettim. O yüzden Tenet en son sırada benim için izlediklerim arasında. Çok kişi de o galiba zaten sonda. Evet. Bu filmi de 3'e falan koyarım. Inception, Interstellar 2, bu mu? Evet. Tamam, okey. Şimdi... Şunu ben belirteyim. Ben Nolan'ın çok büyük hayranı değilim arkadaşlar. Ama ilk işlerine bayılırım. Ben ilk işlerini çok seviyorum. Ben Interstellar'ı pek sevmiyorum. Hatta o kadar sevmiyorum ki ben onu izledikten sonra tamam, Nolan artık beni bırakmış, benlik iş yapmıyor deyip ben Tenet'i izlemedim hala. Bir daha Tenet izlemeyeceğim Nolan dedim, saldım ben. Ta ki Oppenheimer'ı da hiç ilgimi çekmiyordu, onu da söyleyeyim. Sonra evet, Oppenheimer hani biraz daha ayakları yere basan bir konu. Saçmalamayacak galiba Nolan bu sefer, biyopik olduğu için dedim. Sonra bir de CS'ye de selam Can Sungur'a. Onun programında, yatay bakış programında dedi ki First Man'e çok benziyor. İşte ben bu lafı duydum öbür gün sinemaya. Yani böyle bir şey yok. First Man benim en sevdiğim filmdir, gelmiş geçmiş. Benim için çok özel ve bunu duyduğum gibi izledim. Neden benzediğini de anladım. Onu spoiler'da konuşuruz ama zaten sen söyledin. Bir ana karaktere odaklanmışsın. Mesela burada olay atom bombasının yapılması değil. Atom bombasının yapıldığı zamandaki ve sonraki Oppenheimer'ın psikolojisi genel olarak. First Man'de zaten Ay'a gitme hikayesi hiç değil ki onu filmi izleyince anlıyorsun. Tamamıyla Neil Armstrong'un psikolojisiyle ilgili. O yüzden zaten ben bayılmıştım. İzlediğim Nolan filmleri arasında da ben de bunu galiba 3-4 gibi bir şeye koyarım. Benim için 1 ve 2 Memento ile Prestige. 3 de Dark Knight'ı koyar mıyım 3'e, yoksa bunu mu koyarım 3'e, hala bilmiyorum. Ama yani en iyi filmlerinden bence de. Ben de 4'e koyuyorum sanırım. Memento'yu unuttum ben. Ha, sen izledin mi onu? Ha. Evet, izledim. Memento beğenmiştim. Çok iyi film. Bundan daha çok beğenmiştim. Evet, evet, bence de en iyi filmlerinden. Oppenheimer gitgide düşüyor. Ne oluyor? Piyasadan kalkacak. Baya bok gibi film galiba Oppenheimer. Yavaştan. Çok kötüydü arkadaşlar, izlemeyin falan. Nolan'ın iyi filmleri çok.
Evet. Interstellar falan da ben kötü demiyorum bu arada, bak dediğim gibi. Finali çok kötü, orası ayrı. O bence tartışmasız da yani, neyse. Hemen şuradan şuradan mı gelecek şuradan, o videoyu ben da izleyin. Ben de her yeri işaretleyeyim, birine tutar işte. Şuradan finalini düzelttim videosunu izleyebilirsiniz. Evet doğru, Nolan'dan daha iyi bir final yaptım. Bu gerçek bilgi. Haberiniz olsun. Oyunculuklar çok iyi. Oyunculuklar çok iyi. Aynı zamanda oyuncu kadrosu da çok geniş. Evet yani abi. Florence Pugh, Cillian Murphy, Robert Downey Jr. Bu şeyi oynayan adam. Rami Malek mi? Aynen. Şey, o. Adları Emily Blunt. Mı? Aynen. Drake and Josh'taki Josh. Evet. Neydi çocuğun adı? Unuttum işte, neyse unuttum. Matt Damon şey Martian'da. Küçücük yan rolü olan Amerikan Başkanı Truman'ı oynayan Gary Oldman. Oscar'lı abim. 2 dakika geldi. 1 dakika falan gözüktü filmde ve en iyi oyuncu falan olabilir benim gözümde. Çünkü delirtti beni izlerken. Yani abim oynuyor. Kadro inanılmaz bu arada, evet, gerçekten. Çok iyiydi gerçekten kadro. Yani çok genişti. Spoilersız kısmında ondan bahsedebiliriz bence. Sana şeyi soracağım bu arada. Onu spoilerlı da mı konuşalım şimdi mi? Nolan'a şey eleştirisi çok geliyordu. Bu filmle daha da arttı. Nolan kadın karakter yazmayı bilmiyor. Buna katılıyor musun? Yani kadın olarak sen söyle, ben şimdi erkek olarak ne kadar eleştirebilirim bilmiyorum. Şimdi mesela Oppenheimer'dan örnek verecek olursak, Oppenheimer çok şey, hani Oppenheimer'daki kadın karakterler prestijli, hani bir de eski zamanları düşüneceksin, o dönem karakterleri. Buna bakıp şey diyemem, modern dünyadaki kadın figüranını iyi benzetmemiş evet, falan diyemem. Hani o yüzden ya açıkçası Oppenheimer'dan konuşacak olursak, Oppenheimer'daki kadın karakterlere herhangi bir eleştirim yok benim ya. Yani ya bilmiyorum, Oppenheimer'daki karakterler gayet şeydi, havalı kadın figüranları vardı yani bence. Yani havalı bir tek ben kadın olarak sadece şeyi belki sayabilirim. O da sadece sonda Emily Blunt'ın bir sahnesi var ya hani. Şimdi spoilerlığa girer söylemiyorum. Onun dışında evet, kadın karakter şöyle, bence çok rolü yoktu kadınların. Şey olarak havalı kadın olarak. Kadın figüranları havalıdan kastım şöyle, kadın figüranları zekiydi. Katılmıyorum zeki olduklarına ya. Zeki ne gördük ki? Şimdi ben açıklamayayım burada. Onu spoilerlı tamam, onu spoilerlı da konuşalım, merak et. Ya bence düz karakterlerdi. Hani öyle ne aptal ne zeki yani. İşte insan o da ya. Müzik çok iyiydi. Soundtrack müzik, bence. Evet. Ben genellikle çok sevmiyordum. Hans Zimmer olmasına rağmen. Evet. Ben mesela son ya her Hans Zimmer'ı çok severim ama oğlum böyle yani. Nolan hater gibi duruyorum ya. Yok vallahi değilim. Çok bayılmıyorum ama Hans Zimmer'ın. Interstellar team'ini bayılıyorum. Interstellar çok iyi. Kesinlikle. Gelmiş geçmiş en iyi soundtracklerden. Hiçbir itirazım evet, yok. Ama mesela Inception'a çok bayılmıyorum. O yüzden ben bunda şaşırdım. Hiç iyi bir iş beklemiyordum. Bir de Hans Zimmer zaten yok dedim. Evet. Beklediğimden çok daha iyi çıktı o yüzden. Ben de onu düşünüyordum. Yani Hans Zimmer'ın olmaması beni birazcık şey yaptı. Demoralize etti. Filme gitmeden önce. Ama Dune 2 var. Şey adam Dune 2 yapıyor. Ha? Evet tamam. Umurumda ama değil hani bu film şey yani. Oldu. Dune 2 hani yapsın. Hani Nolan'la Hans Zimmer'ı kafamda o kadar böyle birleştirmişim ki. Bir Nolan filmine evet, gittiğim zaman Hans Zimmer dinleme isteği şey olur ya insanlar. Tenet'te o mu yapıyor? Tenet'te da o yapıyor. Ben bilmiyorum. Aynen. Filmin kurgusu çok iyi. Özellikle filmin kurgusunu eleştirenler gördüm. Yuh be abim. Nasıl filmin en iyi olduğu şey falan kurgu galiba. Bilmiyorum bence. Oyunculuğu saymazsam. Nolan'ın belli bir şeyi var. İmza bir tekniği var film şeyinde. Çok karıştırıyor sahneleri birbirine. Bir geçmişe gidiyorsun, bir şimdiki zamana gidiyorsun. Ama onun hani film yapış tarzı bu şekilde. En başında anlamayabiliyor ne olduğunu. Ama bu filmde dahil çoğu filminde en sonunda ne olduğunu anlıyorsunuz. Yani hani en başta bir sahnede ne olduğunu tam kestiremeseniz de kurgu ilerledikçe anlamaya başlıyorsunuz. Ben o kurguyu seviyorum. Geçmişe gitme, geri dönme, bir izleyicinin kafasını kavıştırma önemli. Ama bunun için eleştirenler de oluyor tabii ki. Ama işte ben şu yönden katılmıyorum bu sefer. Mesela Memento'da cidden karışık bir kurgu var. Ne oluyor aga diyorsun finaline kadar hani. Sahneler çok farklı birbirinden falan. Prestige'de mesela evet, kurgu zaman olarak çok karışık değildi sanırım ama hani ne olduğunu yine anlamıyordun. Kafan karışıyordu. Burada kafan karışmasın diye adam çok uğraşmış. Mesela şey oluyor. İşte Robert Downey Jr. karakteri Strauss geliyor diyor ki işte o zaman şöyle şöyle olmuştu ilk tanıştığım zaman diyor. Direkt o sahneyi görüyoruz. Adam artık koymuş direkt sahneyi önüne. Bilmiyorum bence kurgu hiç karışık değildi o yönden. Hani ne konuşuluyorsa sana onu gösteriyordu. Bende şey olmuştu. Bu spoiler olacak. Neyse demiyorum, pardon. Bir karakter var tamam mı? Daha önce görmüşüz işte. Ben ismini unuttum. Sonra Strauss yine o karakterden bahsediyordu. Ben de tam o kim la diyordum. Adamı gösterdi gene. Dedim ha tamam. Bak benim işime yaradı mesela. Unutmuştum ben o karakterin ismini. O yüzden bence evet, kurgusu evet, normalinden daha da farklı bu filmin. Daha genele hitap eden bir kurgu yapmış. Ama insanlar karıştırmış yine, ben anlamadım. İşte o tekniği sevmiyor olabilir. Evet mesela şu anda daha anlaşılabilirdi kurgu. Ancak yine de geçmiş şimdiki zaman. Evet, geçmiş evet, şimdiki geç zaman. Git gelini yaşıyorduk. Onu sevmeyen bir kitle var bence. Eleştiride olabilir, çoğunlukla
bu taraftan geliyor gibi gördüm. Spoilers. Ha, bir de şey eleştirisi var. Kurguyla alakalı değil ama sesle ilgili çok fazla eleştiri alıyor Nolan genelde. İşte biz normalde Türkçe altyazılı izlediğimiz için ya da işte Türkçe dublajlı o sıkıntıyı çok fark etmiyoruz ama normalde ana dilinde izleyen filmi izleyiciler konuşmanın diyaloğun %20'sini falan anlamadığını söylüyor. Çünkü işte ses daha kısık vesaire konuşmalarda ya da çok yuvarlanıyor. Ama Nolan tamamen o şekilde kalmasını istiyor yani. Öyle bir şey. Bu da böyle bir bilgi. Ben hiç duymamıştım. O konuda. Evet. Sesle ilgili bir eleştiri de var Nolan'a karşı. Vallahi yorumsuz bu konuda. Ben bir sıkıntı yaşamadım. Bilmiyorum. Yani biz Türk'üz abi. Bizim ben Türk şey abi. Koymaz yani. Valla yapacak bir şey yok. Ya genel olarak spoilersız başka diyecek bir şey yok. Ya çünkü ben bayağı beğendim. Sen de beğendin. Evet. Ha şunu söyleyeyim son kez. Ben film çıkmadan önce de diyordum. Büyük göt oldum. Diyordum ki IMAX'te ne yapacaksınız bu film izleyip? Lan ne yapacaksın oğlum? Biopic'la Oppenheimer'ı anlatıyor. IMAX'e gerek yok ya deyip duruyordum. Burada IMAX yok. Ben yine normal izledim de. Keşke IMAX'i izleseymişim dedim. Onu da söyleyeyim yani. IMAX'i izleyin bu filmi şansınız varsa. Evet, spoilers yani bu kadar herhalde düşüncelerimiz. Genel olarak çok beğendik. Sinemada izleme şansınız varsa kesinlikle izleyin. Evet, spoilersız yani genel olarak bu kadar düşüncelerimiz. Filmi çok beğendik. Sinemada kesinlikle izleyin diyoruz. Benim filme puanım şu anlık belki sonra değişir bilmiyorum da. Belki hala gazındayımdır bilmiyorum. 8. Bence gayet keyifli filmdi. Sen mesela kaç verirsin filme? 7.5. Barbie'den 0.5 puan ileride. Çünkü evet spoilersız kısımda bundan da bahsedebiliriz. Ben bilmiyordum bu bilgiyi. Ama Nolan bu filmde hiç görsel efekt kullanmadığını söylemiş. Hemen bir nerd, bir geek olarak araya giriyorum. Yanlış evet. Bilgi. Nasıl? VFX var, CGI var. Filmde evet. CGI yok. Yani tamamıyla bilgisayar görüntüsünden oluşan bir şey yok. Ama görsel efekt var. O başka konu. Yani herkes bunu çok karıştırıyor. Herkes şey sanıyor. Mesela bomba sahnesi tamamıyla gerçek değil. Görsel efekt evet, var orada. Tabii canım. Ama herkes şey sanıyor. %100 gerçek falan. O kadar da değil oğlum. Hayır. Herkes çok gaza geldi. Ama evet dediğin İkranda gibi. İkranda gördüğünüz her şey gerçekten Japonya'ya atıyorlar hatta. Evet, bir daha yapmışlar galiba ya. Şimdi film yapmışlar. İçin yapacak bir şey yok abi. Benim en çok puan kırdığım yer şu. Kızmıyorum Nolan'la yine. Nolan çünkü genelde oynaması gerekiyor. Sanat filmi yapmıyor abi. Ama mesela ilk başlarda da işte Killian abi Oppenheimer bir şey düşünüyor. Vay be bilim falan diye bir anda atomlar görüyoruz. Yok bir şeyler görüyoruz. Güneş oluşum falan. Bombanın patlaması falan. Arada sürekli şey böyle telifli görsel giriyor sanki kurguda araya atmışlar gibi. Dediğim gibi izleyici kopmasın diye yapıyor bunu. Çünkü sıkılır insanlar genel izleyici. Tamam ama beni sıkıyor işte ben o yüzden. Mesela bundan puan kırarım ben. Kırdım zaten. Benim şey hoşuma gitmişti. Normalde filmin başında Yunan mitolojisindeki ateş tanrısı Prometheus'tan bahsediyor. Hı hı. İşte o bağlantı yapmaları hoşuma gitmişti. Sonradan baktım. Oppenheimer'a da American Prometheus deniyormuş. Öyle bir lakabı varmış. İşte o yüzden o şeyi görseli vermeleri falan daha da hoşuma gitti. O tarz bir şeyden bahsediyorsun merak ettim. Yok onu şimdi onun mesela bir açık bir göndermesi var ya. Mesela şeyden bahsediyorum. Ya mesela çok basit. Mesela bir fikir düşünüyor tamam mı Oppenheimer? Hani ne yapsam diye. O arada biz hani sanki zihninin içini görüyormuşuz gibi göstermeye çalışıyor sanırım ama atomları görüyoruz. Yok dışarıyı gösteriyor bize. Yıldızları gösteriyor alakasız. İkisi halise falan. Sonra geri geliyor. O adamın orada bize düşündüğünü göstermek istiyorsun da. Bunu normalde onları hiç göstermeden de verir. Ama büyük ihtimalle şimdi onu yapsa genel izleyici ne sıkıcı film la bu diyecek. O yüzden anlıyorum. Mesela First Man için biraz daha sıkıcı bulabilir insanlar. Çünkü yok bunlar. Bence o yüzden daha iyi bir film mesela. Ben First Man izlemediğim için ya ben örnek verdim aynen. Şey yapacağım hani onu katmadan bir yorum yapacağım. Normalde bu filmde ana karakterle çok iç içe hissediyoruz ya sahneler tamamen zoom Cillian Murphy'nin yüzüne evet. O işte üzgün ifadesine odaklı. Görsel efektlerde de Oppenheimer'ın kafasının içindeki işte dönenleri görselleştirmeleri yani çok etkileyiciydi benim açımdan. Bak sen beğenmişsin mesela evet. Ben beğendim çünkü ana karakterle kendini daha yakın hissettiren bir görselleştirme olduğunu düşünüyorum. Adamın sürekli üzgün suratını izlesem belki o kadar iç içe hissetmeyebilirim yaşadığı stresi. Çünkü dediğin gibi bu film atom bombasıyla alakalı değil. Evet. Oppenheimer'ın kendi etiksel işte git geli aslında hani bir şeyi şey yapıp icat edip ondan sonra da bu icadından hoşnut olmaması mı demeliyim? Yani Rigüresin Türkçesi. Şey pişman olması. O
hani yapım sürecindeki işte heyecanı, karmaşası, kafasında dönenler belki farklı görsellerle evet çeşitlendirilebilir. Dediğin gibi hani böyle biraz uzay, atom falan görselleştirmesi var sadece. Evet, işte, o konuda evet. Bu bence haklı bir şeye ben eleştiri. Dediğim gibi yanlış anlaşılmasın. Senin mesela Prometheus şeyine hiç karşı değilim. Çok güzel gönderme evet. Bence de. Ama mesela işte vay be adam zeki adammış deyip atom göstermesi bize çok şey. Abi hani ha lisede miyiz? Akla gelen ilk şey yani hani ya. O yüzden ben mesela doğru. Çok şey oldu. Ama işte dediğim gibi genel izleyiciyi de anlıyorum yaptığını. Ben evet, sevmiyorum. Herkese hitap etmeye çalışıyor. Evet. Nolan, normal o da ama. Çünkü Nolan'ın yani gerçekten. Herkes yine de Nolan'ı biliyor ve Interstellar izlemeyen dünyada bir insan yok galiba ya. Ben evet. Ya hiç sevmeyen arkadaşlarım bile Interstellar izledim çok seviyorum diyor. Seviyor yani herkes evet. Nolan'ı. Abim ya yapıyor yani. Evet. Şimdi spoilerlıya geçiyoruz arkadaşlar. Şunla başlayalım. Karakterlerle başlayalım. Her filminde olduğu gibi olmayan filmi var mı diye düşünüyorum. Varsa da şu an aklıma gelmedi. Nolan yine bir twist koymuş bu filme bile. Ama bu seferki twist'i şey biraz. Herkes şok olsun seviyesinde uğraşmamış. Hani bu da kötü adammış la diyorsun Robert Downey Jr.'a yani. Hani çok anlaşılıyor baştan evet. Beri aslında şey oldu. Bir bokluk var havası hep veriyor sana da. Çok da uğraşmamış zaten dediğin gibi. Böyle bir şey yok. Herkes oha ne oldu falan demesine gerek yok. Nasıl ya hani, falan. Evet öyle düşününce. Abim seviyor bu olayı. Ben de okey bu arada. İmzası yani. Yapsın. Adam biyopike bile yapıyor artık. Her boka yapıyor ya. Karakterleri evet. Konuşalım dur şimdi. Oppenheimer şerefsiz bir adam ha. Yani onu da söyleyeyim ben. Oppenheimer bayağı kafası evet. Kendine gelene kadar şey oluyor. Şurada kendine geliyor abim. Atom bombalarını yüklüyorlar. La aslında yapmasa mıydık ya oluyor bir anda adam. Lan dur bir saniye bir bakar mısın? Sanki yanlış yaptık ya bir anda oluyor. Dedim abim yani evet. Sanki biraz geç kaldın ya diye. Onun dışında bir şey da bu var arada. Ya ama Oppenheimer tarafında şeyi çok hissediyoruz ya hani farklı ülkelerdeki bilim adamlarıyla yarışma içerisinde hissetmesi evet. Kendine. O yüzden hani böyle bir dur diyemiyor kafasında. Evet evet. Hani, ya başarı çok istiyor olması. Ya zaten o şeyi ben var. Ben yapmasam başka biri yapacak zaten evet, evet. Düşüncesinden bir o etiksel kısmı sorgulamıyor uzun süre. Kesinlikle. Sonra bir böyle yumurta kafaya dayanınca evet. Denir bizim orada. Evet. Bir böyle şey yapıyor aynen. Şeyde de pişman oluyor. Baştan zaten şeyden görüyoruz bu arada biraz psikopat olduğunu. Elmayı zehirleyip sonra vazgeçiyor. Adam öldürecek bir anda evet. Bir günde öğretmene sinirlen diye. Bir de diyor ki seviyorum ben o adamı diyor. Adamı seviyor ama ya öldürecek de adamı yani bayağı. Yani normal evet. Bir adam değil zaten işte ilk kaç 3-4 kere bildiğimiz karısını aldatıyor. Abi, rüz düşmanı ya resmen. İyi bir adam değil yani. Oppenheimer'ı evet, onu söyleyeyim. Öyle düşününce Robert Downey Jr.'ın oynadığı rol ne kadar evil. Heh. Kötü bir konu rol oraya geliyor. Robert Downey Jr. çünkü şey diyor. Bir sürü planı var onun. Hani şöyle şöyle planlar yapıyor. Öyle olduğuna bakmayın diyor. Doğru olabilir. Çünkü Oppenheimer hiç öyle güvende vermiyor yani. Hani baktığında. Yani tamam adam pişman falan ama. Zeki de. Şey sözü %100 doğru evet. Bence Strauss'un dediği. Zeki ama bilge değil. Oppenheimer evet. için. Oppenheimer bir deha evet. Ama bilge değil evet görüyorsun yani adamın hareketlerinden. Evet, yaptıklarından. Bilgelik çünkü bir olgunluk gerektiren aynen, bir aynen. Şey. O yüzden o olgunluk çok fazla yok. O konuda kesinlikle hak veriyorum Robert Downey abime. Oynamış bu arada. Herkes çok iyi oynamış. Evet, oyunculuğunu beğenmediğim yoktu. Oppenheimer'dan konuşuyorduk. Motivini konuştuk. Şeyi de var. İkinci yarısı filmin. Ya bombadan sonra, Trinity'den sonra işte. O kadar iyi veriyor ki Oppenheimer'ın korkusunu, psikolojik durumlarını. Bayıldım ben o. Sonlara doğru gitgide daha da hoşuma gitti film benim yani. Evet. Benim de. Gerçekten yani içine aldı o şey. Duygusal çelişkilerini falan. Gerçekten hissettim yani. Ben pişman oldum ya. Niye yaptık bu bombayı falan diye bir komplekse girdim kesinlikle. İzlerken. Şey sahnesi çok evet. Fenaydı ya. Ben orada ciddi tüylerim diken diken oldu. Bu bütün kurul işte kurul falan toplanıyor ve konuşuyorlar ya generaller falan. Evet bombayı nereye atsak ya falan diye bir anda böyle oturdular. Adam diyor balayı yaptık şuraya atmayalım ya. Eşimle ben buraya balayına gitmiştim. Evet. Ben orada diyorum adamların elemesine bak şehri ya. Balayına gittim evet. Diye insan elediler şu an. Ne oluyor abi diyorum orada. Bu kadar kolay evet, ya harbiden. Ben çok tribe girdim böyle evet. İzlerken. Bu kadar kolay mıydı diye. Şeyden bahsetmedik. Bu işte spoilerlı kısımda bahsetmek istediğimiz kadın rollerinin zeki olup olmaması. Ha bu doğru bilgi. Şimdi şöyle düşünüyorum ben. bir kere Florence Pugh'un oynadığı karakterin adını unuttum. Komünist abla. Öyle diyelim. Bence salak. Beni sinirlendirdi. Ne olur sal duygusal. Artık şu adamı dedim. Abi hayır bu kadar duygusal değil. Çok duygusal. Bu artık çüş yani dedim ya. Ne olur ya. Dedim zaten artık nereye gidebilir bu dedim. Ablam intihar etti zaten. Bir yere gitmedi yani. Belki. Evet. İntihar kesin değil intihar. Bilmiyoruz. Evet. 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 Yani bence zeki bir karakter değildi. Belli yönlerden zekiydi. Belli yönlerden değildi.
o kadar mesela sorgudayken bir kurul toplanıldı da Oppenheimer'a sorular soruluyor. Zaten filmin başında falan da o taraflardan başlıyor ya. Orada mesela Oppenheimer'ın cevapları çok şeydi. Evet hani dürüst olmaya çalışıyor elinden geldiğince ama bu kadar batırabilir kendisini. Ve karısı biraz alkolik ama hani sürekli ona bak şöyle yapma böyle de vesaire. Hani onun şeyini verdiği için yani benim gözümde zeki bir karakterdi. O sahneye kadar ben şeydim. Bu da o zamanlardan bir kadın işte diye. Hani çünkü ben hiçbir rolünü görmedim şey olarak baskın karakter falan. Hani hep yanında destek olan bir kadındı sürekli Oppenheimer. Dava sahnesindeki çıkışı falan bence de çok güzel. Sonunda şey oldum. Adamın adını bilmiyorum. Davada sorgulayan var ya. Yemin ederim adamı öldüresim geldi benim. Bu kadar beni kudurtamaz birisi ya. Delirtti beni izlerken. Evet ya. O çok güzel çıkınca karşısına Emily Blunt. Ben de dedim oh ablam sonunda birileri konuşuyor şuna dedim. Delirtti beni çünkü ekran başında ya. Yani dedim ne olur birileri bir şey desin adama artık diye. O sahneyi izleyince bir oh çekiyorsunuz gerçekten. Çünkü hani sorular çok böyle şey sırf karşı taraftan hani istediği cevabı almak için o kadar sıkıştırıyor ki köşeye. Evet evet. Zaten Oppenheimer abimiz de dünden razı sıkışmaya. En azından karşısında hani duran Emily Blunt gayet başarılıydı bence. Evet, o, evet. O kadın karakter hoşuma gitti. Gary Oldman Amerikan başkanı. Bir dakika var ve gerçekten en beğendiğim oyuncu olabilir. Delirtti beni. Bir dakikada şey oldum senin ben diye var ya aynı o ikisini bir sorgulayan bir bunu bir odaya kapatıp dövesim geldi yani. Gerçekten çok iyi oynuyorlar. Ve şey de bu arada. Aha, canım ya atom bombasını da attık oraya falan. Cry şeyinde. Baby falan diyor ya bir de ağlak getirme şunu bir daha odama falan diyor. Delirtti beni ya. Kafayı yedim ben de aynen. Çok güzeldi. Iyi evet, oradaki evet. Oyunculuklar da çok iyiydi. Çok benzedikleri için karşılaştırıyorum ben de sürekli arkadaşlar. First Man'de de çok iyi yapıyorlardı. Burada da ana odak Oppenheimer. O yüzden kimse Oppenheimer kadar büyük oynamıyor. Hani hep en önde Oppenheimer. Hep Killian abi çok iyi oynuyor zaten. First Man'de de full öyleydi. Hep en önde Ryan Gosling vardı. Hep o oynuyordu. Diğer herkes de çok iyiydi bence. Ama hiçbir zaman sahneyi çalmıyordu. Burada arada Robert Downey Jr. şey oluyor. Bir. Ama onda da %90'ında zaten Killian Murphy yok sahnede. O yüzden normal. Şey de hoşuma gitmişti. Einstein'la konuşmalarının işte eklenmesi ve sonradan onu bir şeye bağlamaları yine. Evet. Hani, yani. Nolan abim yapıyor Robert, yine. Evet. Robert Downey Jr.'ın hani sürekli orada onun hakkında kötü bir şey söylendiğini düşünmesi ve adamın hani belki senden daha önemli konular konuşuyorlardır deyip stresli bir konuşmayı göstermeleri falan. Benim çok hoşuma gitti o sahneyi o şekilde bağlamaları. Evet, evet güzeldi. Güzeldi gerçekten. Einstein'ı oynayan abi de çok iyiydi bu arada. Evet evet. Ve tanımıyorum ben onu. Ben ikna oldum yani onun Einstein'ın evet, olduğunu. Einstein gelmiş gibi. Einstein gelmiş derken filmi en büyük eleştirim. Heisenberg başka biriydi. Nasıl? Heisenberg, ben Heisenberg benzemiyordu hiç Heisenberg'e. Ben benzetemedim. Aa. Evet doğru. Bayağı inek bir adam koymuşlar oğlum gözlüklü falan. Evet herkes mesela onun dışında çok benziyordu. Evet, karakterlere böyle bir baktım tek tek. Dedim aa güzel benzetmişler falan ama Heisenberg. Abi en kötü kel birini koysaydım bari biraz benzesin diye ben anlamadım evet. Yani. Bari doğru, biraz benzeseydi doğru. Gerçekten. O konu bunu büyük eleştirim. Güzel bir nokta. Evet iyi bir eleştiri evet. Bence de. Say my name. Filmin aslında en önemli olması gereken sahnesi. Çünkü film nereden pazarlandı? Evet biraz neden daha hızlı cevap verirsin diye bekliyorsun. Atom bombasının patlama sahnesiyle pazarlandı. Bence sahne gayet iyiydi bu arada. Ben o sesin geç gelme olayı falan beğendim. Ama insanlar çok eleştirdi ve eleştirilerini anlıyorum. Şimdi Oppenheimer filmi ve aslında dediğim gibi psikoloji üstüne bir film ya. Sen bu filmi niye atom bombasının patlaması üzerine pazarladın ki? O bence yanlış olmuş. İnsanlar çok büyük beklentiyle girdi. O yüzden haklılar bence eleştirmekte. Ben beğensem de. Eleştiri kısmı şeye çok fazla gelmiş. Film işte vizyona çıkmadan önce atom bombası sahnesi o kadar gerçekçi ki gerçekten patlarken izliyormuş gibi hissediyorsunuz. Çok gerçekçi falan diye böyle yükseltildi. Ondan ötürü bir hayal kırıklığı olabilir. Ama bence yine iyiydi yani gerçekçiliği. Ona bir lafım yok açıkçası. Evet. Ama çok yükseltilen bu tarz hani filmden önce özellikle yükseltilen konularda bazen hayal kırıklığı olabiliyor izleyicide. O kadar da belki içinde hissedemeyebiliyor kendini. Önce işte görüntü geliyor sonra ses geliyor vesaire. Biraz da izlediğin işte sinemada mı izledin? IMAX'te mi izledin? Tabii o da etki ediyordur. Orada mı izledin? O da etki ediyordur tabii ki. Ama işte şey olay bence. Şimdi Nolan pratik efekt kullanmayı çok seviyor. En sevdiğim yönlerinden birisi. Ama pratik efektle daha büyük bomba yapamazsın abi. Hani atom bombası büyüklüğünde yaparsa gerçekten ölür insanlar. Yapacak bir şey yok. Yani şimdi CGI kullanmasan bu kadar harbiden. Ben yine de sevdim yani. Ben de o evet. Konuda bir eleştirim yok o sahneye. Benim de yok. Ama insan eleştirirse birisi de anlarım. Çünkü o beklentiyle gitmiş olabilir. Evet. Çünkü evet. Nolan ya bu. Hani şey oluyorsun. IMAX'te Nolan izleyeceğim. Nasıl bir bomba patlama sahnesi geliyor acaba deyip gitsen. Gerçekten filmin en zayıf olduğu yerlerden birisi olabilirse o adam için.
Evet, kesinlikle bence de. Bu işte I am become death sözü var ya Oppenheimer'ın. Evet. Bence daha iyi kullanılabilirdi. Ya ben şöyle bir şey bekledim. Şimdi Oppenheimer'ın kendi röportajı var ya. Evet. Ona benzer bir olay olur diye düşündüm ben filmde. Aynısı olmasa da. Çünkü başta bir bildiğin şeyle Florence Pugh'la seks sahnesinde var. İlk I am become death konuşması. Sonra galiba bir yerde evet. daha geçiyordu. Şu an hatırlamıyorum sahneyi ama bir yerde daha geçiyordu. Onu hatırlıyorum. Ama aralarda şey geçiyor hep böyle. Ya böyle de bir söz var ha falan diye resmen. Evet. Hiç böyle Oppenheimer'ın onu benimsediğini görmedim ben. Aslında benimsiyor psikolojik olarak anlıyorsun. Ama o sözü söylemedi. Ben bekliyordum. O sözü daha etkili kullanabilirlerdi. Şimdi dediğini düşünüyorum. Röportaj şeklinde. Benzer bir şey yapabilirlerdi. Hani daha vurgulanabilirdi o söz bence de. Eksikliğini çok yaşamadım. Çünkü ben mesela o sözü filmle beraber öğrendim. Şey oldu. Filmden önce işte hazırlanırken film. Orada işte bu sözle karşılaştım. Aa baktım neymiş falan pişman. Aa işte hani nasıl yer verecekler acaba? Yer verdiklerini gördüm. Tamam dedim. Hani çok sorgulamadım ve geçtim o sırada. Ya ben şu an şeyden bahsediyorum aslında. Şu an konuşurken sana hak veriyorum. Ama filmi izlerken beni şey yapmamıştı. Hayal kırıklığına uğratmamıştı. İşte beklentin yokmuş o konuda. O yüzden beklentim duyuyor. Yoktu. Aynen. O yüzden. Benim de ama bomba da yoktu işte. Anlayabiliyorum. Evet evet. Anlayabiliyorum. Sonuçta sen anlattığın zaman diyorum aa evet. Ben ilk şey sandım. Daha iyi olurdu bence de. Filmin sonuna doğru. Genellikle böyle Nolan abim de sevdiği için herkes anlasın diye uğraşıyor ya Nolan genellikle hani. Herkes anlaması için. Evet. Bir şeyi çok fazla vurgular. Herkes anladı mı? Alo diye hani anladınız deme diye açıklamayı sever. Şimdi ilk başta gördük bu ölüm oldum sahnesini. Ölümün kendisi oldum. Neyse Türkçesi artık işte. Bir daha sonra konusu geçti. Ben şey diye düşündüm. Tamam herhalde finalde bu sözle alakalı bir şey olacak. Hatta belki en son dedim hani saçma olur ama Einstein'a bunu mu konuşturur oğlum dedim. Hani bu filmde şeyi mi değiştirdiler dedim acaba? Hani Einstein mı söylüyormuş bu gibi bu sözü gibi mi yapıyorlar falan? Hiç alakası yok. Direkt ya bir daha değinmediler bile. Ben mal gibi kaldım film bitince öyle. Ah be. Vallahi evet üzdü. Tamam haklısın. Değinebilirlerdi daha çok. Bu biraz üzdü. Başka biraz. Ne vardı? Ha şeyler baba onları övelim bence biraz. Asıl övülmesi gereken. Ses, kurgu, müziğin aynı anda çok iyi kullanılması oyunculukla. Şeyde bu atom bombasını yaptıktan sonra Oppenheimer. Böyle bir söyleyişi gibi bir şey veriyor hani şey yapıyor ya. Keşke bir iki tane daha yapsaydık falan diye bir an. Herkesi gazlamak için. O arada ama kafayı da yiyor yani psikolojik olarak. O sahneler bence çok iyiydi. Ben bayağı beğendim. Müziği falan çok iyi geldi beni. O stresi sahne üzerindeymişim gibi hissettirdi bana. Evet ses evet kesinlikle. Kurgu, oyunculuk çok güzel kombinlenmişti. Çok başarılıydı. Oscar'da da herhalde Cillian Murphy aday olur. Matt Damon diye bir adam vardı. O da iyiydi. Fena değil diyorlar. Ben duymadım daha önce. Matt Damon da bu arada abi Nolan nasıl bir adam ya? Onu da gördüm. Bayağı oyunculuğa ara veriyormuş. Eşi meşi istemiş hiç artık salla. Takılak falan diye. Hı hı. Tamam demiş ama tek şartım var. Nolan çağırırsa giderim demiş. Nolan çağırmış gitmiş. Hadi ya. Evet. Ben bunu bilmiyordum. Evet. Çok iyi olay. Evet genel olarak son fikirlerimi söyleyip kapatalım artık bence. Sen filmi beğendim diyorsun. Evet beğendim. Güzeldi. Puanın 7.5 herhalde. 7.8. 7.8'e çıktı biz konuşurken. Ben de beğendim. Bence en iyi 3 diyordum. 4'e düştü galiba. Olsun. 3 de olabilir. Değişir o benim. En iyi Nolan filmlerinden birisi. 8 veririm. 2023 ne güzel bir sene sinema için lan. Evet gerçekten bir anda kendine sinema geldi. Geri canlandı. Evet. Evet. Sadece Marvel arada da kötü DC filmi. Ben niye arada laf sokuyorum ben? Arada Marvel arada DC filmleri izliyorduk. Bu sene evet. Spider-Man geldi. Spider-Man şimdi Marvel çıktı da neyse. Çok iyi bir film ama o başka bir konu. Oppenheimer evet. geldi çok iyi film. Barbie iyi film. Dune 2 var evet. ya. Çok heyecanlıyım Dune 2. Bu sene gerçekten çok iyi. Şey geldi ben izleyemedim onu da. Burada dublajlı o yüzden gitmeyeceğim büyük ihtimal. Ninja Kaplumbağalar geldi. Hem de Spider-Verse şeklinde çizdiler. O yüzden çok merak ediyorum. Evet ben de izlemedim. Dijitale düşünce izleyeceğim. İzler miyim bilmiyorum. Bakalım. Güzel sene. Teşekkürler. Toparladınız en azından güzel sinemayı sene. Biraz. Barbie 1 milyarı geçti bu arada. Bugün. Evet ya. Çok iyi. Evet. Helal olsun. Bayağı yani. Oppenheimer'da 500 milyarıydı. Evet evet. Yani. Ama reklamı yapılmasa da Barbie oyuncak ya. Direkt. En az bir 700'ü vardı ya. Ama şöyle düşün. Ninja Kaplumbağalar'da aynı şey de benim için. Yok be. Kategoride yani. Bir ama şey bak ya direkt. Daha önce yapıldığı için belki Ninja Kaplumbağalar'la ilgili prodüksiyon. O yüzden belki bu kadar hype'lanmazdı. Ama bilmiyorum. Bu kadar bence bu kadar insan gitmezdi bu kadar reklam yapılması. Tabii canım kesinlikle. O kesinlikle arttı ama çok şey de var. Çok farklı şeyleri çektiler. Evet evet. O, çok beklentisi olanlar oldu. Yanlış beklentisi olanlar oldu. O yüzden gömen oldu da. Ama evet. şeyi de unutmamak lazım. Barbie tam unuttum şu an senesini ama yakın zamanlara kadar ya şu an dünyanın en çok satan oyuncak markasıydı. Bir evet. 6-7 sene önce mi ne işte Lego birinciye oturdu bu ikinci. Ninja Kaplumbağa falan yok oralarda. O yüzden onu da düşünmekle Barbie'ye çok her yaş gidiyor yani. Ya yani 3 yaşında giden kız da vardır. 70 yaşında giden nene de vardır.
Evet, doğru söylüyorsun. Ama belli bir gender'a daha baskın ya. cinsiyete daha baskın. Feminist film abi işte. Evet ya. Yapmışlar yine. Yapmışlar abi yine. Basmışlar feminist. Yine Barbie konuşmaya başladık biz bak. Tamam artık. Bak şey hani 1,5 saatlik inceleme yetmedi Barbie'ye. Evet ya. Oppenheimer'da da Barbie konuşuyoruz. Harbiden. Böyle bir şey olabilir mi? Bizi bir sustursun Allah gerçekten. Aşkına. Gerçekten. Barbie çok konuşacak şey var ya. Konuş bitmiyor gerçekten film bu arada. Neyse tamam. Barbie'ye geçiyoruz ben yine. Neyse. Oppenheimer çok iyi film. Sinemada hala izlemediyseniz izleyin. Dijital düşünce de izleyebilirsiniz. Evet. Like atmayı, abone olmayı ben yine unuttum unutmayın. Bak, yorum atın. Siz beğendiğiniz bir film ne düşünüyorsunuz? Çok isteyen olmuştu Barbie'nin yorumlarında Oppenheimer videosu gelsin. Umarım beğenmişsinizdir. Bu kadar. Bir sonraki inceleme videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Bunu da çok tatlı yaptık ya kapanışı. Diğerinde hadi gidin artık falan diyorduk biz. Hadi. Yeter la o kadar konuştuk. tamam, hadi bende yok. Bende artık şey soyunacağım şimdi neyse. Buradan sonrası Katıl Özel arkadaşlar. Yavaştan ben başlıyorum haberiniz olsun. Tamam o zaman. Tamam artık gidin tamam yeter. Ama like atıp gidin. Evet. Tamam mı hadi. Hadi kapatıyorum. Söz mü? Atacak mısın? Atıyor. Buraya atasın kadar izleyen varsa yoruma ne yazsın? Yoruma? Evet ben de şu an düşündüm. Yuh yazsın caps lock'la. Yuh tamam artık yani. Yuh yazın. Yok artık falan yazın. Evet, tamam. Bekliyorum.